Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizin konusu yerel saat hesaplamaları. Dersimiz içerisinde yerel saat hesaplamalarının dışında uluslararası saat dilimleri, ortak saat kullanımı ve tarih değiştirme çizgisinden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Yerel saat nedir? Yerel saat bir yerin kendine özgü saati yerel saattir arkadaşlar. Bir meridyenin güneşin tam karşısında olduğu an saat 12'ye ayarlanarak o meridyenin yerel saati tespit edilmektedir. Yerel saat genellikle ibadet vakitlerinin düzenlenmesinde kullanılmaktadır. Yerel saat hesaplamalar yapılırken bir takım kurallar var arkadaşlar. Bu kurallara dikkat ettiğimiz takdirde işlem hatası yapmazsak soruda kesinlikle doğru sonuca ulaşabiliriz. Buradaki kurallarımız birincisi verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunur. Yani meridyenin ikisi de soruda verilen meridyenin ikisi de aynı yarım kürede ise, yani ikisi de doğuda veya ikisi de batıda ise büyük meridyenden küçük meridyeni çıkarıyoruz. Eğer verilen meridyenler farklı yarım kürede ise, yani biri doğuda biri batıda ise o zaman meridyenleri topluyoruz. Bulduğumuz bu meridyen farkını arkadaşlar 4 dakikayla çarpıyoruz. Neden 4 dakikayla çarpıyoruz? Çünkü bir meridyen güneşin karşısından geçtikten 4 dakika sonra başka bir meridyen geçmektedir. Yani meridyenler arasındaki zaman farkı her yerde 4 dakikadır. Bundan dolayı 4 dakikayla çarpıp iki meridyen arasındaki dakika farkını buluyoruz. Bulduğumuz bu dakika farkını saate çevireceğiz arkadaşlar. 1 saat 60 dakika olduğu için 60 dakikaya bölüyoruz ve saate çevirmiş oluyoruz. Bulduğumuz bu saat farkını da arkadaşlar yerel saati sorulan meridyen diğerine göre doğuda ise bulduğumuz saat farkını topluyoruz. Eğer yerel saati sorulan meridyen diğerlerine göre batıda ise yerel saat farkını çıkarıyoruz arkadaşlar. 15 meridyen, buraya dikkat edelim. 15 meridyen eşittir 1 saat. Yani her bir meridyen 1 dereceydi arkadaşlar. 15 meridyen de 15 derece demektir. Dünya 15 derecelik döndüğü zaman 15 meridyen güneşin karşısına geçer. Ve bunda meridyen arası 4 dakika olduğu için 15 meridyeni 4 dakikayla çarptığımız zaman 60 dakikaya denk gelir. 60 dakikada 1 saat etmektedir arkadaşlar. Bunu bir de bu şekilde görelim arkadaşlar. Gençler burada görüyorsunuz meridyenler aynı yarım kürede bulunuyorsa büyük meridyenden küçük meridyeni çıkarıp 4 dakikayla çarpıyoruz. Farklı yarım kürede bulunuyorsa arkadaşlar meridyenleri topluyoruz. Yine 4 dakikayla çarpıyoruz. Doğuya gidildikçe bulunan yerel saat farkı toplanır. Batıya gidildikçe de bulunan yerel saat farkı çıkarılır. Evet arkadaşlar şimdi yerel saat hesaplamaları ile ilgili bazı soruları göreceğiz arkadaşlar. Yerel saat hesaplamasında birçok soru tarzı var. Bu soru tarzlarını hep beraber bir görelim arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için en doğuda yer alan meridyen, yani bu 180 derece meridyeni, 0 derece meridyeni, başlangıç meridyeni, şu da aynı 180 derece meridyenidir arkadaşlar. En doğudaki meridyen güneşin karşısında en önce geçeceği için en doğudaki meridyenin yerel saati her zaman diğerlerine göre daha ileride olmaktadır. Bilmemiz gereken bir başka durum da şu arkadaşlar. Doğudaki meridyenler, yani doğu yarım kürede meridyenlerin sayısı doğuya doğru artış gösterir. Yani 0, 1, 2, 3, 4, nokta 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 180'e kadar devam etmektedir. Yani doğu yarım kürede meridyen sayısı doğuya doğru artış gösterirken batı yarım küredeki meridyenlerin sayısı da arkadaşlar batıya doğru artış göstermektedir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, nokta 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 180'e kadar devam etmektedir arkadaşlar. Evet şimdi sorularımıza geçelim. Hep beraber arkadaşlar burada sorularımızı dikkatli bir şekilde görmeye çalışalım. Burada doğu yarım kürede 25 doğu meridyeninde yerel saat 12.00 iken aynı anda 80 derece doğu meridyeninde yerel saat kaçtır? Evet dikkat ederseniz burada her ikisi de doğu yarım kürede, yani doğu meridyeni olduğunu görüyoruz. Biz dedik ki her ikisi de aynı yarım kürede ise büyük meridyenden küçük meridyeni çıkarıyoruz. İşlemlerimizi yaparken şu şekilde yaparsak işlem hatası yapmadığınız takdirde kesinlikle soruda
çözümümüzde hata olmaz arkadaşlar. Şöyle iki tane meridyen çizelim. Dikkat ederseniz her ikisi de doğu yarımkürede demiştik. Doğu meridyeni. En doğuda olan meridyen sayısını bu tarafa yazıyoruz arkadaşlar. 80 doğu meridyeni. Bu tarafta 25 derece doğu meridyeni. 25 derece doğu meridyeninde yerel saat kaçtı? 12.00'dı. Burayı bilmiyoruz. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için 80 doğu meridyeninin yerel saati daha ileri olacak arkadaşlar. Şuraya da güneş çizdiğimiz zaman dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için 80 doğu meridyeni güneşin karşısından 25 derece doğu meridyeninden daha önce geçecek. Dolayısıyla 80 doğu meridyeninin yerel saati daha ileri olacağını göreceğiz. Evet, şimdi 80 doğu meridyeninden 25 doğu meridyenini çıkarıyoruz. Arada 55 meridyen fark çıktı arkadaşlar. Meridyenler arasındaki zaman farkı 4 dakika olduğu için 55 çarpı 4 dakika, bu da eşittir 220 dakika eder. 220 dakikayı da biz saate çevireceğiz arkadaşlar. 220 bölü 60 yaptığımız zaman 3 saat 180 dakika eder. Kalan ise 40. Kalan kısmını direkt biz buraya yazıyoruz. 60'tan küçük olduğu için daha bölme işlemini devam ettirmiyoruz arkadaşlar. Evet, burası daha 80 doğu meridyeni daha ileride olduğu için bulduğumuz sonucu buraya ekliyoruz arkadaşlar. Yani saat 12'ye eklediğimiz zaman 12.00'a 3 saat 40 dakikaya eklediğimiz zaman arkadaşlar 80 derece doğu meridyeninde yerel saat 15.40 olduğunu görüyoruz. Cevabımız bu. Bir diğer soruya baktığımız zaman da arkadaşlar soru tarzları farklı dedik. Burada da batı meridyenlerini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle altını çizelim soru gördüğümüz zaman. Hangi yarım kürede olduğunu, doğu mu batı mı olduğunu bir çizelim. Ondan sonra işlemimizi yapalım. Evet, yine iki tane çizgi çiziyoruz burada. Burada arkadaşlar batı meridyenlerinde yani batı yarım kürede batıya doğru gittikçe sayılar arttığı için 90 derece batı meridyenini bu tarafa yazıyoruz. 50 ise bu tarafa yazıyoruz arkadaşlar. 50 doğu meridyeninde yerel saat 14.00'da. 90 doğu meridyenini bilmiyoruz. Dolayısıyla burası daha geri olduğunu söylemiştik. Yani batıya doğru gittikçe saat daha geridir. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 90'dan 50'yi çıkarıyoruz. Kalan 40. 40 meridyen fark çıktı. Bu 40 meridyeni de 4 dakikayla çarptığımız zaman arkadaşlar 160 dakika eder. 160 dakikayı saate çevirelim. Saate çevirdiğimiz zaman 60 dakikaya bölüyoruz. 1 saat 60 dakika olduğu için 220 dakika eder. Kalan ise 40. 2 saat 40 dakika saat farkı çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu 2 saat 40 dakika geriye doğru gideceğiz. 14.00'dan 2 saat 40 dakikayı çıkardığımız zaman kaç kalıyor? Şimdi burada 0'dan 40 çıkmadığı için biz buradan 14'ten 1 saati alıyoruz. 1 saat eşittir 60 dakika. Bunu bu tarafa ekleyeceğiz. Yani bu aslında eşittir 13.60 demektir. 13.60'dan da 2.40'ı çıkardığımız zaman kaç kaldı? 20. 11.20 olduğunu görüyoruz. Yani 90 doğu meridyeninde, pardon, batı meridyeninde yerel saatin 11.20 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz da ikisi farklı yarım kürede olduğu zaman meridyenleri topluyorduk arkadaşlar. Bakın burada bir tanesi batı meridyeni, diğeri ise doğu meridyeni. Hemen yine iki tane çizgimizi çizelim. Doğu meridyenini bu tarafa yazıyoruz. 30 derece doğu meridyeni. Batı meridyenini de bu tarafa yazıyoruz. Biri batı yarım kürede, biri doğu yarım kürede olduğu için arada başlangıç meridyeni var. Yani 0 derece meridyeni var. 35 batı meridyeninde yerel saat 11.25'ti. Burayı bilmiyoruz. Burası güneşin dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için 30 derece doğu meridyeni güneşin karşısında daha önce geçeceği için buranın yerel saati daha ileri olacak arkadaşlar. Şimdi ikisi farklı yarım kürede olduğu için meridyenleri topluyorduk. 35 artı 30, 65 meridyen fark çıkar. 65 meridyeni de 4 dakikayla çarptığımız zaman 260 dakika çıkar. 260 dakikayı saate çevireceğiz arkadaşlar. 260 bölü
60 dakikaya böldüğümüz zaman arkadaşlar burası 4 saat çıkar. 4 saatte 240 dakika ediyor. Kalan kısım 20. Bunu buraya direkt ekliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 30 doğu meridyeni daha ileride olduğu için, yerel saati daha ileride olduğu için, güneşin karşısında daha önce geçecek çünkü 11.25'i ekliyoruz. 11.25 4.20'yi eklediğimiz zaman arkadaşlar 15.45 cevabımız 15.45 olarak çıkmaktadır. Evet gençler, bu sorumuzda da yerel saatler verilmiş. Bu kez meridyeni bulacağız arkadaşlar. Yine iki tane çizgi çizelim şöyle. Yerel saati ileri olanı en doğuya yazıyoruz. 14.35. Diğeri ise 11.15. Buranın meridyeni 25 doğu meridyeni iken burayı bilmiyoruz arkadaşlar. Burada farklı bir işlem yapacağız arkadaşlar. Yani saat farkını bulacağız öncelikle. Yani 14.35'ten 11.15'i çıkaralım. Çıkarıyoruz. Burası 20 kalır. Burası da 3 saat kalır arkadaşlar. 3 saat 20 dakika toplamda kaç dakikaya denk gelir? Bunu bulalım arkadaşlar. Burayı 60 dakikayla çarpıyoruz. 3 çarpı 60 180 dakika eder. Bunu da buradan indirelim arkadaşlar. 20'yi çarpmıyoruz. Artı 20 eşittir 200 dakika eder. 200 dakikada güneşin karşısında kaç tane meridyen geçer? Bunu bulmak için de meridyenler arası 4 dakikaydı ya. Bundan dolayı 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Böldüğümüzde 50 meridyen fark çıkar. 50 meridyen daha ileriye gideceğiz. Çünkü yerel saati ileri olan meridyen sorulduğu için 50 meridyen daha ileri gideceğiz. Dolayısıyla 25 artı 50 eşittir 75 derece daha doğuda olduğu için doğu meridyeni diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bulacağız. Bir diğer sorumuzda da arkadaşlar burada güneşin doğuş ve batış saatleriyle ilgili bir soru var. Bu tür sorularda arkadaşlar 21 Mart veya 23 Eylül tarihi verilir soru içerisinde. Çünkü gece gündüz eşitliği ile ilgili bir sorudur arkadaşlar. Hemen sorumuzu çözümüne geçelim arkadaşlar. Doğu olanı, bakın ikisi de doğu yarımkürede, en doğuda olanı bu tarafa yazıyoruz. 45 doğu meridyeni. Diğerini ise bu tarafa yazdık. 45 doğu meridyeninde 05.25'te güneş doğuyor. 10 doğu meridyeninde kaçta batar diyor. Yani 21 Mart'ta 45 derece doğu meridyeninde 05.25'te doğan güneş aynı enlem üzerindeki 10 derece doğu meridyeninde kaçta batar? Bunu bulmak için de arkadaşlar yine meridyen farkını buluyoruz. Ancak şunu belirtelim. Burada yerel saat sorulmamış. Güneşin batış saati sorulmuş. Dolayısıyla güneşin karşısında 45 doğu meridyeni 10 doğu meridyeninden daha önce geçecek. Çünkü dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için 45 doğu meridyeninde en doğudaki noktada güneş daha erken doğmaktadır. Dolayısıyla biz buna batış saatini önce bir bulalım. 12 saati eklediğimiz zaman gece gündüz eşit olduğundan dolayı topluyoruz arkadaşlar. 17.25'te güneş batar. Burada kaçta batar bunu bulacağız arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem 45'ten 10'u çıkarıyoruz. Kaç kaldı? 35 meridyen fark çıktı. 35 meridyeni de 4 dakikayla çarpıyoruz. Bu da eşittir 140 dakika çıktı arkadaşlar. 140 dakikayı da biz saate çevirelim. 60 dakikaya bölerekten saate çeviriyoruz arkadaşlar. 2 saat 120 dakika çıkardık. 20 dakika. Yani 2 saat 20 dakika daha sonra güneş batacak burada. Yani 17.25'e 2 saat 20 dakikayı eklediğimiz zaman 19.45'te güneş batar. 10 doğu meridyeninde 19.45'te güneşin battığını buluyoruz arkadaşlar. Yine en çok karşımıza çıkacak soru tarzlarından bir tanesi de bu tarz sorular arkadaşlar. Burada da arkadaşlar gün sorusu. Yani gün değişiyor bakın. Yine yerel saat hesaplaması yapıyoruz. Ancak burada 40 batı meridyeninde 40 derece batı meridyeninde yerel saat 22.10 ve günlerden perşembe iken aynı anda 30 derece doğu meridyeninde gün ve saat nedir
Bunu bulacağız arkadaşlar. Şimdi bir tanesi batı meridyeninde, diğeri de doğu meridyeninde ise, yani farklı yarım kürelerde yer alıyorsa biz meridyenleri topluyorduk arkadaşlar. Şunları bir yazalım. Doğu olanı bu tarafa yazıyoruz. 10 doğu meridyeni, 40 batı meridyeni. Dolayısıyla her ikisi de farklı yarım kürede olduğu için araya bir de 0 derece başlangıç meridyenini yazıyoruz. Burada saat 22:10. Günlerden Perşembe. Burası daha ileri olacak. Yani 30 derece doğu meridyeni güneşin karşısında daha önce geçeceği için 30 derece doğu meridyeninin yerel saati ve günü daha ileri olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Hemen işlemimizi yapalım. 40 artı 30. İkisi farklı yarım kürede olduğu zaman topluyorduk arkadaşlar. 70 meridyen fark çıktı. Bu meridyen farkını 4 dakika ile çarpıyoruz. Meridyenler arası 4 dakika olduğu için 280 dakika oldu. 280 dakikayı da biz saate çevirelim arkadaşlar. Çevirdiğimiz zaman, yani 60 dakikaya bölüyoruz. Bu da 4 saat 240 dakika eder. Kalan kısım ise 40 dakika. Bunu da buraya ekleyelim arkadaşlar. Şimdi 40 batı meridyeninden daha ileri olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla biz bunu 22:10 Perşembe'ye 4 saat 40 dakikayı ekliyoruz arkadaşlar. Eklediğimiz zaman 50, 26, 50 oldu. 24'ü geçtiği zaman bir sonraki güne geçtiğini biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla biz buradan 24 saati çıkarıyoruz. 2 saat, yani saat 2:50 Cuma günü olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Evet, farklı bir soru tarzımızda şöyle bir güneşin gökyüzündeki konumu ile ilgili sorular geliyor arkadaşlar. Bu tür sorular üniversite sınavında çok fazla karşımıza çıkıyor. Bunu bir değerlendirelim. Burada unutmamamız gereken iki tane özellik var arkadaşlar. 15 derecelik açı 1 saate denk geliyor. Yani bunun neydi? Az önce bahsetmiştik. 15 meridyen çarpı 4 dakika. Bu da eşittir 60 dakika. Bu da eşittir 1 saattir arkadaşlar. Buradan unutmayacağız. Yani bir diğeri de güneşin gökyüzündeki konumu batışa, yani akşam kısmına yakın ise diğerlerine göre en doğudaki meridyen demektir arkadaşlar. Eğer doğuşa, yani sabah kısmına yakın ise diğerlerine göre en batıda yer alır. Soruları gördüğümüz zaman, biz bunu, bu tarz sorular gördüğümüz zaman şuraya bir Ş harfi, buraya da bir Ş harfi eklediğimiz zaman, yani aslında bu, biz doğu batı olarak değerlendirmeyelim. Biz bunu güneşin doğuş yönü, güneşin batış yönü olarak değerlendirdiğimiz zaman kafamızdaki soru işareti kalkmış olur arkadaşlar. Bununla ilgili iki tane sorumuz var. Bu sorulara bir göz atalım. Yukarıda aynı anda aynı enlemde bulunan 5 ayrı kentte güneşin gökyüzündeki konumu verilmiştir. Buna göre hangi kent diğerlerine göre daha doğudadır? Bakın burada doğu yazıyor. Bu bizi aldatmasın. Biz az önce dedik ki bunların yanına Ş harfi koyalım. Ş harfi koyduğumuz zaman buranın aslında biz sabah olduğunu biliyoruz. Yani saatin geri olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Sabah. Sabah. Evet. Batı gördüğümüz yere de yine Ş harfi koyduğumuz zaman, yani batış kısmı, yani bu da nedir? Akşam olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Batış kısmı akşam olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla batış kısmına en yakın olan yer en doğuda olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada batış kısmına en yakın olan hangisi? Şu arkadaşlar. Tamam mı? Yani batış kısmına en yakın olan bizim için en doğuda olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Yani buradaki batı ya da doğu dediği zaman, yani soruda diyor ki buna göre hangi kent diğerlerine göre daha doğudadır? Eğer biz buradaki görsele göre, soruya göre cevaplamış olsaydık en doğuda olan bu diyecektik, değil mi? Çünkü burada doğu yazıyor ama bunu biz doğu olarak değil, güneşin doğuş yönü olarak, sabah olarak nitelendireceğiz arkadaşlar. Başka bir sorumuz da arkadaşlar.
Yukarıda aynı anda güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumları verilen merkezlerden hangisinin yerel saati en ileridir? Yine aynı şekilde arkadaşlar. Buraya Ş harfini koyalım. Ş harfi bizim kurtuluşumuz olacak. Yani Ş harfi güneşin doğuş yönü demektir. Dolayısıyla burası sabah, burası ise akşamı gösterir. Biz burada güneş, sorumuzda neydi? Yerel saat en ileri olan, en ileri olan, batışa en yakın olan demektir arkadaşlar. Şimdi uluslararası saat dilimlerine geçelim. Uluslararası saat dilimi arkadaşlar, ülkeler arasındaki saat farkından ortaya çıkabilecek karışıklıkları önlemek amacıyla uluslararası saat dilimleri düzenlenmiştir. Dünya ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Her 15 derecelik dönüşüyle 1 saatte tamamladığını görüyoruz. Dünya 15 derecelik aralıklarla 24 saat dilimine ayrılmıştır. Doğu yarımkürede bulunan saat dilimlerine artı saat dilimleri diyoruz. Batı yarımkürede bulunan saat dilimlerine ise eksi saat dilimleri diyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar 7 derece 30 dakika batı meridyeni ve doğu meridyeninin arasında kalan kısma 0. saat dilimi diyoruz. 7 derece 30 dakika ile 22 derece 30 dakika arasında kalan saat dilimine artı 1. saat dilimi diyoruz. 7 derece 30 dakika batı meridyeni ile 22 derece 30 dakika batı meridyeni arasında kalan saat dilimine de eksi 1. saat dilimi diyoruz. Bu şekilde saat dilimleri 24 saat dilimi olarak ayarlanmış. Doğuda artı saat dilimleri, batıda artı veya eksi saat dilimleri olmak üzere 24 saat diliminden oluşmaktadır. Bir yerin hangi saat dilimde olduğunu bulmak için de saat dilimi hesaplamalarında şu 3 özelliğe dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Verilen yerin meridyen derecesi 15'e bölünür. Çünkü 15 meridyen çarpı 4 dakika eşittir 60 dakika. Yani 1 saat. Bu da eşittir 1 saat demektir. Bundan dolayı verilen yerin meridyen derecesini 15'e bölüyoruz. Bölüm yaptığımız zaman kalan sayı, yani kalan kısım 7,5'tan büyükse sonuca 1 ekleyeceğiz arkadaşlar. Eğer 7,5'tan küçük olursa kalan kısım, o zaman burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Olduğu gibi kabul edeceğiz arkadaşlar. Hemen sorumuzu görelim arkadaşlar. 85 derece doğu meridyeni hangi saat diliminde yer alır? 85'i 15'e bölüyoruz. Böldüğümüzde kaç çıktı? 5. 5 çarpı 15 75. Kalan kısım, bakın burada nedir? Kalan 10. Burası 7,5'tan büyük olduğu için sonuca artı 1 ekliyoruz. Ne oldu? 6. saat dilimi. Peki eksi mi artı mı? Yani artı 6. saat dilimi mi, eksi artı 6. saat dilimi mi? Bunu da şuradan biliyoruz arkadaşlar. Doğu yarımkürede ise artı diyoruz. Batı yarımküre olsaydı burası eksi 6. saat dilimi olacaktı. Gelelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Bu da batı yarımkürede görüyorsunuz. 40 derece batı meridyeni hangi saat diliminde yer alır? Bunu da aynı şekilde 15'e bölüyoruz. Böldük. 2 30 kalan kısım ise, pardon, kalan kısım ise 10. Yine kalan kısım 7,5'tan büyük olduğu için sonuca yine 1 ekliyoruz arkadaşlar. Kaç etti? 3. 3. saat dilimi. Ancak verilen meridyen batı yarımkürede olduğu için, batı meridyeni olduğu için biz buna eksi 3. saat dilimi diyoruz arkadaşlar. Ulusal saat ise arkadaşlar, yani ortak saat, bir ülkenin üzerinden ya da yakınından geçen bir meridyenin yerel saatinin ülkenin tamamında kullanılmasına ortak saat diyoruz. Ortak saat kullanılmasının amacı şudur: ülke sınırları içerisindeki zaman bütünlüğünün sağlanması için ortak saat kullanılmaktadır arkadaşlar. Doğu batı yönünde geniş yüz ölçüme sahip olan ülkelerde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılmaktadır. Burada haritada görüyoruz arkadaşlar. Rusya Federasyonu, Kanada, ABD,
Avustralya, Çin, Brezilya gibi doğu batı yönünde geniş yüz ölçüme sahip olan ülkelerde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılmaktadır. Türkiye üzerinden arkadaşlar artı ikinci ve artı üçüncü saat dilimi geçmektedir. Yani 30 derece doğu meridyeni artı ikinci saat dilimi, 45 derece doğu meridyeni ise artı üçüncü saat dilimi olarak görüyoruz. Ülkemiz kış aylarında artı ikinci saat dilimini, yani 30 derece doğu meridyeni olan Kocaeli'nin saat dilimini ulusal saat kullanırken, yaz aylarında ise artı üçüncü saat dilimi, yani 45 derece meridyeni Iğdır'ın yerel saati ülkemizde ortak saat olarak kullanılmaktaydı. Ancak 08.09.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu toplantısında alınan bir kararla yaz saati uygulaması yıl boyunca değişmeden devam etmesi karar alınmıştı. Bu süresiz olarak böyle bir karar alınmıştır. Gelelim tarih değiştirme çizgisine arkadaşlar. Tarih değiştirme çizgisi başlangıç meridyeni olan 0 derece meridyeninin anti meridyeni, yani 180 derece meridyeni tarih değiştirme çizgisidir. Tarih değiştirme çizgisi yerleşim alanlarının da zamana bağlı sorunların ortaya çıkmaması için her yerde 180 derece meridyenini takip etmemektedir. Zaman zaman burada şekilde de görüyorsunuz, farklı zikzaklar çizerekten geçmektedir arkadaşlar. Burada batı yarımkürede bir gün geri, doğu yarımkürede ise arkadaşlar bir gün ileridir. Yani tarih değiştirme çizgisinin doğusu ile batısı arasında bir gün zaman farkı bulunmaktadır arkadaşlar. Burada batı yarımküre ile doğu yarımkürede günün farklı olduğunu görüyoruz. Yani tarih değiştirme çizgisinin batısında kalan yerlerin yerel saati doğusunda kalan yerlere göre daha ileridir. Çünkü tarih değiştirme çizgisinin batısında kalan yer doğu yarımküredir aslında. Doğusunda kalan yer ise batı yarımküredir. Bu nedenle batı yarımkürede 15 Nisan iken doğu yarımkürede 16 Nisan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet sevgili gençler, bu dersimiz buraya kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.